Küresel güçler Türkiye ile Rusya'nın arası bozulsun, Türkiye'nin durumu mevcut Ukrayna gibi olsun diye ellerinden geleni yaptılar. Hatırlanacağı gibi 2015 yılında Türk Hava Kuvvetleri bir Rus uçağını düşürmüş ve sır perdesi hala aralanamamıştı. Rusya ile ilişkilerimizin ne kadar bozulduğunu ve ekonomimizin ne kadar yara aldığını sanırım hatırlatmama gerek yok. Bütün bu badireleri atlatan Türkiye, Rusya veya daha doğrusu Recep Tayyip Erdoğan, Putin karşılıklı saygıya dayanan bir ilişki geliştirmeyi başardı. Türkiye kendini Rusya'ya karşı NATO'nun ileri karakolu olma konumundan çıkardı. Bunun Türkiye için ne kadar önemli olduğunu, batıcı bir şaklabanın peşine takılarak yok olan Ukrayna'ya bakıp anlayabiliriz. Veya şu an büyük bir enerji krizi yaşayan ve bu kış soğuktan binlerce insanın ölmesinden korkulan Avrupa'ya bakarak da görebiliriz. Her şey Ekim ayı sonunda Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çok kritik bir açıklamasıyla başladı. Peki Türkiye NATO'dan çıkmalı mı? Bunun cevabını videomuzun altına yazmadan geçmeyin. Değerli dostlarımız, Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Bugün yine bilgi dolu bir içerikle karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce videomuzu beğenerek ve yorum yazarak videomuzun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsin. Şimdi koltuklarınıza yaslanın, bir fincan kahvenizi de yanınıza alın ve yeni bölümümüz başlasın. Astana'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelen Rus lider, tüm dünyanın özellikle de Ukrayna Savaşı sonrası doğal gaz kriziyle baş başa kalan Avrupa'nın gözlerini Türkiye'ye çevirecek şu sözleri sarf etti. Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine gaz sevkiyatı yapıyoruz. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı. Türkiye'de bir doğal gaz dağıtım merkezi oluşturmaya hazırız. Bu merkez sadece gaz sevkiyatı için değil, fiyatının belirlenmesi için bir platform olabilir. Çünkü fiyatlandırma konusu çok önemlidir. Fiyatlar bugün uçuk durumda. Fiyatları siyasallaştırmadan piyasa seviyesinde düzenleyebiliriz. İki lider Türkiye'de bir doğal gaz merkezi kurulması teklifini Astana'da zirvede ele aldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bu teklife sıcak baktığını Astana dönüşü gazetecilere şu ifadelerle anlattı. İfade edildiği şekliyle böyle bir dağıtım merkezi için Trakya en önemli yer olarak görülüyor. Biz başta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve Rusya tarafında ilgili kuruma müşterek bir çalışma yapmaları talimatını Sayın Putin'le verdik. Orada bu çalışmayı yapacaklar. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Bu sözlerden kısa bir süre sonra 16 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Silivri'de yeraltı doğal gaz depolama merkezinin açılışını yaptı. Altını önemli çizmekte fayda var. Bu merkez alanında Avrupa'nın en büyüğü. Erdoğan bu törende bir kez daha vurguladı. Adımlarımızı attık, atıyoruz ve böylece özellikle Trakya doğalgazda, enerjide bir hub haline gelecektir. Tarihleri bir kez daha göz atmanızı rica ediyorum. Ekim ayının sonunda konuşulan bir tekliften yaklaşık 1,5 ay sonra Avrupa'nın en büyük yeraltı doğalgaz depolama merkezinin açılması, Türkiye'nin bir enerji hubuna dönüşme konusundaki ciddiyeti ve kapasitesini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Peki neden Türkiye? Putin'in yukarıda aktardığım açıklamaları aslında her şeyi ortaya koyuyor. Ancak biraz daha açmakta fayda var. Ukrayna Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin ortaya koyduğu ara buluculuk başarısı, ekonomik kazançları da beraberinde getirdi. Türk diplomasisi hem Batı hem de Rusya nezdinde rüştünü ispat etti. Putin'in ifadesiyle Erdoğan sözünün eri bir lider ve Ukrayna'dan çıkartılan tonlarca tahılın sadece Avrupa'ya değil, Afrika ülkelerine dolaştırılmasının mimarı. Haliyle de gıda, enerji gibi hayati konuların Putin'in deyimiyle siyasallaşmanın önüne geçen bir aktör. Türkiye'nin enerji atağı sadece Rusya üzerinden ilerlemiyor. Türkmenistan'ın zengin doğalgaz rezervlerini Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırmak da bir diğer hedef. Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan'ın geçen hafta bir araya geldiği Avaza zirvesi bu planın masaya yatırıldığı yer oldu. Erdoğan, Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğalgazının da Batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor ifadeleriyle planını masaya sürdü. Daha büyük perspektiften bakacak olursak, Türkiye'nin asıl hedefi enerjide dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hedefi şöyle belirledi. Enerji vizyonumuzu 2053 yılında birincil kaynaklarda dışa bağımlılığımızı %71'den %13'e indirecek şekilde belirledik. Hedeflerimizi buna göre oluşturuyor,
Yatırımlarımızı buna göre planlıyoruz. Karadeniz'de bulunan gaz rezervleri Akdeniz'de bölgesel güçlerin tüm engelleme çabalarına rağmen doğal gaz arayışı, nükleer güce yapılan yatırımlar, hepsi bu planın bir parçası. Ankara'dan karayoluyla yaklaşık 3 saatte ulaştığımız Filyos Limanı'nda kelimenin tam anlamıyla zamanla yarış durumu var. 1,2 milyon metrekarelik alanda binlerce kişi sadece işlerine odaklı bir şekilde yoğun bir koşturmaca içerisinde. Hedef 3 ay içinde yani Mart ayına kadar Karadeniz gazının sisteme sokulması. İlk etapta günlük 10 milyon metreküplük gaz sisteme girecek. 4 yıl içinde kademe kademe bu rakam 4 katına yani günlük 40 milyon metreküpe yükselecek. Ve bu gaz bütün evleri ısıtmaya yetecek. 170 kilometre açıkta keşfedilen Karadeniz gazı ile ilgili çalışmaların büyük bölümü tamamlandı. Borular döşendi. Kritik teçhizatlar denizin 2000 metre altına başarıyla yerleştirildi. Enerji Bakanı Dönmez keşfedilen gazın şu anki değeri 700 milyar dolardan daha fazla oldu. Karadeniz'de şu ana kadar keşfedilen ve 3 ay sonra sisteme girecek olan doğalgaz, 25 yıl boyunca evlerimizi ısıtmaya yetecek bir kapasiteye sahip. Bu keşfin nasıl bir stratejik değere sahip olduğu, doğalgaz fiyatlarında son 1,5 yıl içinde yaşanan yükselişle daha iyi anlaşıldı. 2021 Temmuz'unda Fatih sondaj gemisinde buluştuğumuz Bakan Dönmez, 540 milyar metreküplük doğalgazın o günkü değerinin yaklaşık 100 milyar dolar olduğunu söylemişti. Peki keşfedilen gazın bugünkü değeri? Evet, ilgili herkesin merak ettiği bu soruyu Filyos'taki buluşmamızda Enerji Bakanı Dönmez'e sordum. Aldığım cevabı araya girmeden aktarayım. Bugün itibarıyla 540 milyar metreküplük keşfin güncel ekonomik değeri için 1440 dolarla çarpmak gerekiyor. Yaklaşık 700 milyar dolardan daha fazla bir değer ediyor. Tabii bütün kaynağı bir anda çıkarma şansımız yok. Altını çizmek istiyorum. Güncel fiyatlarla hesaplandığında fiyatlar böyle. Ama 25-30 yıl sonraki fiyatları da çok öngöremiyoruz. Ama bugün pazara versek fiyatı bu anlamda söyleyebiliriz. Şu anda Çay Cuma ile ilgili veriler netleştirilmeye çalışılıyor. Netleştiği zaman yine yüksek ihtimal Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna müjde olarak duyurulacak. Bölgede doğal gaz müjdesine artış haberine hazırlıklı olun. Daha fazla içeriklerimize ilksiz ulaşmak istiyorsanız kanalımıza abone olun. Bu zorlu mücadelemizde bize destek olmak için videomuzu beğenip fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerimize olsun inşallah. Selam ve duayla. Hoşça kalın.